Herkese merhaba. Bugün şöyle bir eğitim var. Yine uzun zamandır dinlendiriyorum. Hatta bu biraz sınırı aştı. Normalde ben 30 günün üzerine çok çıkmamaya çalışıyorum ama işte işler güçler her zaman müsait olmuyorum. Bazen 30 günü biraz aşabiliyoruz da. Bu Dana'nın boşluk kısmından çıkan, daha önce hatırlarsınız Faista'da bir flank steak yapmıştık. Bu ette skirt deniyor buna da. Yani Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum açıkçası. Boşluk kısmından çıkan bir et ve sert bir et. Lezzeti güzel ama sertliğine de sert bir ettir bu. Bunu çok fazla pişirmemek gerekiyor. Çok pişirirseniz zaten yağsız bir et gördüğünüz gibi. Çok pişirirseniz çok lezzet alamazsınız. Açıkça söyleyeyim. Sinirleri biraz alalım. Evet, etimin üzerindeki zardan bir miktar alabildiğim kadarını aldım. Ne yapıyorum? Daha önce Instagram'a ilk başladığım zamanlarda bir kez yapmıştım bunu. O zaman flank kullanmıştım ama flankle bu ikisi kardeş sayılır. İkisi de aynı yapıda etlerdir. İkisi de daha kıymetsiz diyebileceğimiz genelde kıymaya giden et gruplarıdır. Şöyle gördüğünüz gibi çok incecik bir et. Bunu zaten şu haliyle tavaya sığdırmam mümkün değil. Bakın şöyle. Kocaman bir et. Şöyle bakın. Git bitmiyor. Upuzun bir et. Tavanızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Sucuk sever misiniz bilmiyorum ama ben çok severim. Bugün de şöyle bir sucuk baharatı aldım. Bu bildiğiniz sucuk yaparken kullandığımız aktarlarda satılan hazır sucuk baharatı. Bu etleri bu baharatla marine etmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu lezzetlendirmeyi düşünüyorum. Yani şöyle sucuk tadında bir et nasıl olur hiç merak ettiniz mi? Veya hiç deneyiniz var mı? Ben daha önce Instagram'a yeni başladığım dönemde bir kere yapmıştım. Gayet de güzel olmuştu. Şimdi geçen öyle bakınırken kendi eski paylaşımlarıma bu dikkatimi çekti. Onu hatırladım. Dedim bir kere de YouTube için yapalım bunu. Şimdi baharatım tamam. Normalde sucuğun içine biliyorsunuz ciddi miktarda sarımsak giriyor. Bu baharatın içerisinde sarımsak yok. Ben şimdi çiğden sarımsak koyarsam yüksek derecede pişireceğim için bu yanar. O yüzden biz olayı nasıl çözeceğiz? Tabii ki sarımsak tozuyla. Zaten benim çok sevdiğimi artık bilmeyeniniz kalmadı. Şöyle hatırı sayılır şekilde koyacağım. Çünkü sucuk tadını arıyorum. Bu et genelde yabancılar bu etleri fajita yaparken kullanırlar. Fajitanın neredeyse diyebilirim hani klasikleri biri flank bir tanesi de budur. Ben birazcık daha böyle Türk dokunuşu yapmak istedim. Biraz daha kendi damağımıza uygun. Biraz daha karışık bir şey olacak ama ben güzel olacağına inanıyorum. Şöyle önden deniz tuzunu da atıyorum. Eğer bir süre bekletirseniz bu içine geçer. Ama ben şu an bekletmeyeceğim. Şöyle en fazla bir 10-15 dakika kadar bekletme şansım var. Daha fazla bekletme şansım yok. Eğer bu tadın, bu arada şu an burası sucuk kokuyor. Yani inanın bak, yani burnum direkt sucuk arıyor yani o kadar. Gerçekten çok güzel sucuk koktu burası. Benim bunlara en fazla bir 15-20 dakika kadar vaktim var. Bu zaman zarfında dinlenebildiği kadar dinlenecekler. Ondan sonra tavada devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Tamam, yeteri kadar ısındı. Artık etleri tavaya verme zamanı geldi. Etlerim ince. Öyle çok kalın etler değil. Yaklaşık 1 santim vardır, yoktur. O yüzden de öyle çok uzun uzun pişirmenin alemi lüzumu yok. Dediğim gibi zaten çok fazla pişerse de normalden biraz sert bir et yersiniz. Benim yaklaşık 40 güne yanaştı. 38 gün kafadan oldu. Belki 40 bile olmuş olabilir. Tam emin değilim. Bayağı da dinlenmiş bir et. Bakalım ne olacak. Bakın piştikçe şöyle etlerin küçüldüğünü görebilirsiniz.
Bu etler tamamen lif. Yani uzun uzun liflerden oluşuyor. O lifler de piştikçe böyle kısalıyor ve büzüşüyor. Bir taraflarını tuzlamıştım, bir tarafını tuzlamamıştım. Bu tarafını da tuzlayalım. Şimdi etin bir kısmına bir termometre batırarak pişme derecesini bu şekilde görebilirsiniz. Şu an daha 44 derece, daha pişmemiş etimiz. Şu an gördüğünüz gibi kalın bir kısmına batırdım. 54 dereceleri gördük. Şöyle kenarlar iyice de pişmiş. Şu an artık etim tamam. Şunu alabilirim. Şunu da bir kontrol edelim. Bu da tamamdır. 54'lere geldiyse birazcık da biliyorsunuz tahtada dinlenme esnasında pişiyor. Etleri aldım. Kalan parçaları da atıyorum. Evet, bu artık alınabilir noktada. Bunu da alıyorum. Bu da tamamdır. Etlerim şu şekilde. Gayet güzel. Şimdi biraz dinlendirelim, birazdan dilimleyelim. Etlerimi dinlendirdim. Bu arada da ufak tefek hazırlıklarımı da yaptım. Şimdi şunu bir alıp bir keselim bakalım. Şimdi bakın, burada yine etlerin gidiş yönü önemli. Yani şu lifler var ya, bakın. Şöyle uzun uzun liflerin gittiğini görebiliyorsunuz. Biz bunu bu şekilde paralel kesmek zorundayız. Aksi halde bu eti yiyemezsiniz. Ve yine ince ince keseceksiniz. Bakın, görüyor musunuz? Kalın keserseniz, bu dedim ya, sert bir ettir. Eğer bunu öyle kalın kalın keserseniz ağzınızda çiğner durursunuz. Pişme ayarı bu ayar olmalı. Çok fazla pişirirseniz yine dediğim gibi sert olacaktır. Bakın, bu kısımlar, kenarlar, buralar daha fazla pişmiş oluyor doğal olarak. Şimdi şöyle bir parça sizin için tadına bakayım. Bu kısım aromalı bir et. Yani bu aynısı. Bu pençetede flank steak yapmıştık ya daha önce. Pençetede de aynı şey. Bunda da aynı. Hatta Güngörmez'de de bu etlerin böyle biraz normal sırt etlerinden farklı olarak kendine has bir aromaları var. Şu an bizim bildiğiniz sucuk da diyor etimiz. Yani gerçekten çok ilginç oldu. Daha önce dediğim gibi bir kere flankle yapmıştım. Bununla ilk defa yapıyorum. Bir parça daha tadalım şöyle. Vallahi bence çok güzel oldu. Ben kendi adıma beğendim. Böyle tam sucuk gibi değil ama sucuğumsu. Etin kendi aroması da tamamen kaybolmamış. Arkadan onun da böyle bir tadı geliyor. Bence güzel oldu. Şimdi ben bunu nasıl tüketeceğim? Böyle boş boş tüketebilirsiniz. Yani tamamen zevkinize kalmış. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar mayonez. İçine hemen hemen yine bir yemek kaşığı kadar ketçap koyacağım. Şöyle bir bildiğimiz mayonez ketçap karışımı yaptım. Zaten yeteri kadar baharat olduğu için hardal falan ben koymuyorum. İsteyen koysun ama bence koymayın. Tortilla lavaşlarım var. Ben şöyle altına biraz bu sosumdan koyacağım. Biraz marul. Sonra şöyle birkaç parça etlerimden koyacağım. Üzerine de bir miktar peynir. İsteyen arkadaşlar şöyle hemen peynirleri, erimiş sevenler bu şekilde hemen saniyeler içerisinde eritip yiyebilir.
Şimdi böyle bir müsaadenizle tadına bakayım. Valla gayet güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi ısırdığım yerden rahatça bu kadar kalın olmasına rağmen kopuyor. Ben kendi adıma beğendim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.